Şeytan Allah'ın Mutaffifin suresi 24'te nimetin parıltılı sevincini sen onların yüzlerinde tanırsın. Ne güzel bak cennette. Parıltılı bir sevinç. Ne bir korku, ne bir tedirginlik, ne bir üzüntü. Sadece sevinçten gözleri pırıl pırıl parlıyor. Halbuki aşamaları görüyor, birçok şeyi görüyor. Ama hepsinde sevinç duyuyor. Çünkü cennete gideceğinin alameti oluşmuş. Yani selamun aleyküm diye geliyorsa Azrail aleyhisselam, seni mümin görüyor demektir. Aleyküm selam dediğinde bitti. Yani güzellik de diyor candan alır. Peygamberimize de Cebrail geliyor, söylüyor. İstersen diyor, Cenab-ı Allah diyor, senin yanına çağırıyor diyor. İstersen daha biraz daha bekle diyor. Biraz daha ömür uzun olsun, kal ümmetin içinde diyor. Ama acele diyorsan diyor, hemen götürelim diyor. Hemen gideyim diyor Peygamberimiz. Allah çağırıyorsa hemen gideyim diyor. Kızı Fatma'ya söylüyor, başlıyor ağlamaya. En önce sen bana geleceksin ama diyor. O zaman çok hoşuna gidiyor Fatma'nın. Hazreti Fatıma'nın yani. O da Cebrail'in bildirmesi. Kızın Fatıma senin peşinden gelecek diyor. Efendim? Onu da bilmesin. Tabii çok büyük, büyük mucize yani söylüyor. O kapıyı kapatsana yavrum. Babası dedem, canım dedem, dünyanın en güzel varlığı, nezaketini anlatıyor kızına tedirgin etmeden gideceğini, Allah katına gideceğini. Ama heyecanlanıyor tabii o. Ama ilk sen geleceksin bana, haberin var mı bundan diyor, acayip seviniyor sonra. Bak işte tam mümin terbiyesi, Müslüman terbiyesi yani bir anda rahatlıyor yani. Hakikaten ilk hemen o geldi Peygamberimizin peşine. Melekül Mevt seni kapıda bekliyor diyor Cebrail Peygamberimize. İçeri girmek için de izin istiyor senden diyor bak. Güzelliğe bak, Allah'ın sevgisinden dolayı Peygamberimize. Yoksa normal Cebrail, Ezrail kimsenin izin almaz. Böyle bir olay yok yani, herkes de direkt girer, selam verir, alır. Ama Peygamberimiz de öyle bir jest, bir güzellik yapıyor Cenab-ı Allah'a. Bir nimet olarak bir iltifatta bulunuyor. Bak şimdiye kadar kimsenin izin istememiştir diyor zaten. Tarihinde yok hiç. Bundan sonra da istemez, hiç kimsenin izin istemez. Peygamberimizin izni üzerine Azrail aleyhisselam içeri girip selam verdi. Ya Resulullah, Allah-u Teala beni senin huzuruna gönderdi. Senin emrinden dışarı çıkmamamı buyurdu diyor. Halbuki Azrail aleyhisselam diyor mu, öyle bir şey olmaz. Ama bak Allah onun emrinde ol diyor ona. Yani, dilersen şerefli ruhunu kabzedip ulvi aleme yükselteyim. Yoksa dönüp gideceğim diyor. Yani bir süre daha kalmak istiyorsan ümmetin içine kalıyor. Ama Cebrail aleyhisselam devreye gidiyor. Ey Habibullah, Allah-u Teala sana aşık diyor, biliyorsun diyor. Maşallah yani inşallah. O aşkı bilir de durur mu peygamber yani? Tabii maşallah.